Buyurunuz o zaman. Şimdi tam da ekonomiden bahsediyorduk. Yani acaba Türkiye'nin iktisadi koşulları Batı'yla daha fazla yakınlaşmayı... Şu anda zaten adında IMF olmayan bir IMF programı uygulanıyor. Belki bunun adını da koymayı, Batı'dan daha fazla kaynak bulmayı gerektiriyorsa, ki öyle. Bu acaba İsveç kararının ekonomik boyutu o mu? Çünkü son zamanlarda dikkat ederseniz İsrail'le, Suudi Arabistan'la, Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerin normalleşmesi de, ki ben normalleşmeyi savunanlardanım. Ayrı fasıldır o. O kadar gerilim yaşamak yanlıştı bana sorarsanız. Normalleşme doğru. Gerekçesi ne olursa olsun doğru. Hatta çok gecikti bile bana sorarsanız. Bu kadar gerginlik kötüydü. Ama bütün bunların nasıl bir iktisadi gerekçesi var ki? Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı'nın yapacağı Körfez turunda da gene bir 25-30 milyar dolarlık bir yabancı, bir Arap kaynağı konuşuluyor. Acaba İsveç kararının işte AB boyutu yanında, efendim F-16 boyutu yanında, Batı'dan mali kaynağı biraz da kolaylaştırıcı bir etkisi olacak mı diye benim aklıma gelmedi değil. Doğru yerden açılan bir konu. Hı hı. Ne dersiniz? Bir de acaba şu, buyur. Son bir söz. Değerli meslektaşlarım, hakkını gasp etmeyeyim. Acaba Batı'da Türkiye'deki siyasal seçkinlerin son zamanlarda biraz gereğinden fazla, biraz haddinden fazla Rusya'yla yakınlaştığı yönündeki algı, Batı'nın algısını diyorum, benim kanaatim değil, bizim siyasal seçkinlerimizi, bizim siyasal karar alıcılarımızı acaba çok mu ürküttü, korkuttu ki böyle bir hızlı U dönüşte gereksinim duyuldu? Bu aslında Faruk Aksoy'un az önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde verilen mesajlar ve sonrasındaki görüntüleri de akıllara getiriyor. Yani Peskov'un biz bunu bir kenara not ettik demesi, Zelenski'nin Türkiye ziyareti, Zelenski'yi efendim uğurlarken Ukrayna bunu zaten fazla fazla NATO üyeliğini bizi paketti dememiz, Rusya'nın iddiasına göre Rusya ile yapılan anlaşmalara aykırı bir şekilde 5 tane Azov, yani Azak taburunun kumandanı... Zelenski'nin son yaptığı açıklamalar çok açık ve net. İlk tepkiler tamam. Azov komutanların gönderilme konusunu çok net olarak vurgulamış. Bunu Türkiye ile konuşacağız, bu anlaşmaların ihlal demek, hatta konuşuyoruz bile tabii demiş. O dönem Peskov'un açıklaması. Zelenski değil Peskov hocam. O dönem şimdi, yapılan açıklamada da savaşın sonuna kadar Türkiye'de kalacaklar deniyordu. Araya... Çok özür dilerim, Rusya Federasyon Konseyi'nden de sert bir tepki geldi. Yani sert bir dille de eleştirildi. Tarafsız ülke konumundan giderek Rusya'ya dostane olmayan ülkeye dönüştüğünü söylüyor. Federasyon Konseyi Rusya'da bu olayın ardından yaptığı açıklamada. Kim için söyleniyor bu? Türkiye için. Türkiye için. Tabii ben... Acaba bu görüntü, bu sözler ya da Batı'daki bu algı, gerçeklik demiyorum, algıdan bahsediyorum. Bizim gerçekliğimizden değil, Batı'daki algıdan bahsediyorum. Acaba bizim yüksek bürokrasimizi, yüksek siyaset peki karar mekanizmalarını biraz korkuttu, ürküttü mü ki böyle bir keskin U dönüşü gündeme geldi? Hocam.